Evet o zaman belli ki dünya bizim vatanımız, yurdumuz değil. Neşe Tertaş'ın parçası da <laughs> diyor ya. Ey insanoğlu dünya senin vatanın mı, yurdun mu, geldin, gördün, beğendin mi, sevdin mi diye soruyor. Orada da ya Eylül'ün bahçesinden kovulduk ya da gerçekten Layradan kaçmak zorunda kaldık. E, bir takım varlıkların baskısı sonucu. Ama e, burada yasak elmada dediğiniz gibi bir nesebi, bir soyu belirten e, bir ifade. E, ondan dolayı e, bugün, e, dünden bugüne e, insan olduğuyla ilgili olarak e, dünya dışı bağlantıları da konuşalım demiştik. Bu noktada neler söylersiniz Üstadlar? Yani, yani aslında söylediğimiz e, bütün şeyler bu işin e, dünya dışı varlıklarla boyutlarla yıldız sistemleriyle. Alakadar olduğuna dair şeylerden bahsettik ama <laughs> dediğim gibi 150 tane'den fazla çeşit ve tıpta dünya dışı şeyler türler tespit edilmiş diktatöre girmiş durumda işte bunlar Bloomberg, Redbook Red Book gibi kaynaklarda aslında hala da devam ediyor yani tamamlanmış bir şey değil temaslarla iletişimlerle bunlar bu sayılar çoğalıyor ve bakıyorsunuz burada yani humanoid türler olduğu gibi hiç insansı yani kolu başı, gövdesi ve bacakları e, olan türe biz humanoid diyoruz. E, bedensel yapısı olanlara e, ayıklıyoruz ama bir reptoidin aslında reptilyan melezi de humanoid e, sisteme giriyor. Onun da kolu, bacağı, gövdesi ve e, başı var. Ama pullu ve kertenkele yapılı. Bunların kuyrukluları var. Kuyruklu kanatlıları, drakoreptilyanları. Bunları e, tabii bilim bunlarla ne kadar dalga geçip küçümsese de e, özellikle tarihi geri sardığınız zaman anlatılan vakalar ve bunda yaşanan vakalar yani buradaki karşılaşmalar e, bunların e, hiç de böyle ciddiye alınıp alınmadan geçecek onlar olmadığını, ciddi konular olduğunu gösteriyor. İşte defalarca Göbeklitepe turumuzu yaptık. Oradaki e, yerel halk ve çalışanlarla da konuşuyoruz. Mesela Göbekli Tepe'de de e, bazı şeylerde, de alacakaranlık karanlık akşam saatlerinde yine reptoid, reptilyan e, tarzı varlıkların görüldüğüne dair birçok iddia da var. Yani ülkemizde de bu çok yaygındır. İşte şahmeranlar, ondan sonra işte reptilyanlar, ondan sonra Abdülhamit döneminde bulunan laytın içindeki e, yarı yılan, yarı insan e, şeklindeki şeyler, e, ifadeler... Yine Medusa, bakın tam o lahitin bulunduğu yerde Medusa e, sembolizmi kullanılmış. Yani belki de bunlar e, sadece mitoloji değillerdi, geçmişte yaşanılan bazı şeylerin günümüze yansımasını oluşturuyordu ki dinlere baktığınız zaman e, şimdi e, kutsal kitaplarda da mesela devlerden bahsediliyor. Yani hani Hazreti Davut'un e, işte Cariyotu öldürmesi yine bir dev e, şeyler var. Tevrat'ta Anakim, Anaki diye geçiyor bunlar. Her tarafta bir dev kavramı var. Düşmüş melekler kavramı var. Şimdi bu melekler nereden düşüyor? Yani dünya dışından dünyaya düşüyor bunlar. Ya yani ayağa takılıp düşmüyor. Frekansları, boyutları düşüyor. Ve bunlar başka boyutlardan bu boyuta geçiriliyor ama sürgün olarak. O yüzden de onlar çok rahatsız buradaki durumdan. Sebebinin de insan olduğunu e, düşündüklerinden dolayı insanların da aslında düşmanı oluyorlar zaten. Ve bunlar bir müddet sonra yine zülkarneyin settiyle bunların insanlara biraz e, bizzat fiziksel temasları engelleniyor. Benim çıkarımlarım, düşüncelerim hani bu çizgiyi oluşturuyor kafamda ve bu Zülkarneyn settiğinden sonra fiziksel olarak belli bir müddete kadar insanlarla teması kesildiği için bugün hani göster nerede uzaylı falan filan diye baktığınız zaman tutup yakasından getiremiyorsunuz kimseyi ama tabii ki istisnalar ve yasakları delen e, iletişim e, şekilleri de var ki bunun en önemli kullarlarından bir tanesi de özgür irade yasasına dayanan e, insanların yaptığı ritüellerle o boyut varlıklarını buraya getirme hakkı çağırarak siz o sorumluluğu ve günahı üstünüze alırsanız eğer onlar da seve seve size musallat olmaya ayıla bayıyla e, kabul ediyorlar ve bazı teknolojik e, şeylerde, tarihsel şeylerde, geçmiş gelecek hakkındaki bilgilerle size çıkarlarınız doğrultusunda işe yarar bilgiler verebiliyorlar. Ama her şeyin karşılığı olduğu gibi, gibi yine Kur'an'da net bir belirtilir. Ruhunu şeytana satmaktan bahsedilir. Harut ve Marut'un Babil'de bu büyüyü, kara büyüyü öğrettiklerini ve bu şekilde bu varlıklarla yani kabalayı aslında kullanılarak boyutlar arası iletişim şeklinin çalıştırılabileceğini Kur'an da söyler. Ama der ki ne yazık ki hem dünyada hem de ahirette hiçbir nasibinin olmayacağını ve ruhunu şeytana satmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ah keşke bilselerdi der. O yüzden bu konularda da dikkat edilmesini öneriyorum. Bunlar çocuk oyuncağı değildir ve e negatif varlıklarla teması e sağlar çok büyük oranda. Bunlarla ilgili olduğunu düşünüyorum ki Harut, Marut ve Babil dediğimiz zaman Babil'in e tanrısı inandığı şey kimdi? Orada Marduk'tu. Marduk kimdi? Mısır'daki Ra'ydı. Enki'nin çocuğuydu, oğluydu. En büyük erkek çocuğu. Evet bakıyorsunuz buraya ben Enki'yi yaptığım araştırmaların neticesinde Görüyorum ki çok büyük bir paralellikte inanç sistemleri ve özellikle Kur'an'da geçen iblisle, Ea, Enki, Nudimut, ondan sonra Poseidon, Şiva, e, sonra işte e, şey, Lucifer, bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor ve bu baba oğulla beraber tüm kötülüklerin de aslında adresi oluyor. Şunu da yiğidi öldürelim, hakkında verelim, sonra e, sözü İlhan Bey'e bırakayım ben yine. Şöyle bir şey var, iblis dönüşen varlığın Enki'nin ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Ama iblise dönüşmeden önce de kötü bir varlık olmadığını, meleklerin statüsünde bakın, melek demiyorum yanlış anlaşılıyor orası, meleklerin arasında ve melekler seviyesinde hatta onlardan daha onların yapamadıkları işleri yapabilen, çok üstün aslında güzel pozitif işleri ve görevleri yerine getirmiş bir varlıktı. Ee, şimdi bu yönünü insanlara pompalayarak Hani işte insanı şöyle yaptığı, sana böyle destek oldu, o iyidir, şu enerjisi şöyledir, şiva şöyledir, mima böyledir diye insanlara sunuluyor. Ama ben şu konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum her zamanki gibi. Filmin yarısına kadar bu iş böyle. Aynen katılıyorum. Ama yarısından sonra bu iş Adem'le Havva konusundan sonra iblisse dönüşmesi, kovulmuş şeytan. Artık rütbeleri sökülüyor bu boyuttan yani çok daha üst boyutlardan o cennet dediğimiz yer neresi işte o da orada. Bakın o cennette alemli ile beraber. Yani üst boyut varlığı. O yaratıldığı yer neresi ise hani Nibiru mudur, Sirius mudur? Ondan sonra işte Pleiades mi, Aldebaran mı, Boğa atakım yıldızı mı, Lira mı, Vega mı? Bunlar tartışma konusu ki bunların hepsinin için içinde olduğunu düşünüyorum zaten. Aynı İlhan Bey'in söylediği gibi. Ama burada filmin yarısından sonra İyi diyebildiğimiz, iyilikler yapan ve yüksek rütbeli bir e, varlığın tüm şeyleri tersine dönerek insana düşman olarak karşımıza geldiğini unutmamamız lazım diyorum. Ve bu kadar kan e, gölüne dö dönmüş dünyada hala bu kötülükleri yapanların eğer bizler yanlış düşünüyor isek, bu benim düşüncelerim tabii İlhan Bey de e, kendi düşüncelerini e, dile getirecektir şimdi. Ama diyorum ki eğer bunlar yanlış ise doğrusu nedir? Hani ben bu sonucu çıkartıyorum ve tutarlı bir şekilde ben bunu dinlerle de, mitolojiyle de, tarihle de, arkeolojiyle de, e, bütün bu yapılarla da, sembollerle de hepsini savunacak donelere sahip olduğumu düşünüyorum. Ve beyin fırtınası yapmaya da e, herkese açayım. Ama eğer bu düşünce yanlışsa bu kadar kötülüğü kimler yapıyor? Bu kadar ezoterik, satanik örgüt kimlere tapıyor? Lütfen sembollerini bir incelesinler, ritüellerini incelesinler, tarihi sarsınlar ondan sonra satanizmi incelesinler, Aleister Crowley'i incelesinler, Sümerleri incelesinler, tüm dinleri, mitolojileri incelesinler, tüm soya ağaçlarının aynı olduğunu, tüm ritüellerin aynı olduğunu ve yani tüm sembollerin aynı kapıya çıktığını kendileri görecek. Ne açıdan istiyorlarsa, bilim istiyorlarsa arkeolojik kanıtlara baksınlar, tarihe baksınlar. İnanç diyorlarsa Kur'an-ı Kerim'e, Tevrat'a, mitolojiye, Mahabharata'ya, Ramayana'ya istediğine baksınlar. Sonra Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi, Sümer mitolojisi, Türk mitolojisi, bunları incelesinler. İşte İstanbul üniversitemizde siz de biraz e, şahit oldunuz. E, oradaki sembollerin ne kadar ortak olduğunu, hep aynı kapıya çıktığını insanlara a anlatmaya çalışıyorum. Burada da işte kimin iyi, kimin olduğunu ayırt etmemiz lazım. Çünkü tarihi geriye sayıldığınız zaman, bugün iblis şeytan dediğiniz şey aslında çok iyi bir varlık olarak size sunuluyor. Halen bazı örgütler tarafından. Onlar da bana göre kandırılıyorlar ve yanlış yordalar. Yani e, insanın bence temel görevini kendi ne olduğunun e, ruhunun nereden kaynaklandığını işte bu araştırıp bulmaya çalıştığımız İlhan Bey'in de anlattığı gibi e, bu kaynağımızı ve kaynaklı olan bağımızı keşfetmek ve bunu yaptığımız zaman hakikati görerek doğruyu ve yanlışı ayırt etmek ve doğrudan tarafa oyumuzu kullanmamız gerek. Benim e, insanlığın dünyadaki amacı olarak gördüğüm yegane e, şey budur. Daha fazla uzatmadan İlhan Bey'in de düşüncelerini alalım bu konuda. Evet İlhan ne diyeceksin? Dünyadaki tüm kötülük ve karanlığın sebebi Enki ve Marduk mu? Çünkü Enki'nin iblis Marduk'un da şeytan olduğunu söyledi Hakan. O noktada sen nasıl düşünüyorsun? Hakan o kadar çok güzel söyledi ki yani artık üstüne eklenecek bir şey kalmadı ama tabii ki ekleyeceğim. Şimdi ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Biraz uzun bir ekleme yapacağım izin güzel. verirseniz. Zülkarneyn'in setinden bahsetmek istiyorum. Bu sette dünya üzerinde birçok kişi YouTube'da bakın videolar yapıyor. Herkes videolar yapıyor. Herkes bilgiler aktarmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız doğru düzgün bilgiler aktarmaya çalışırken bazıları sadece kulaktan dolma bilgiler aktarıyorlar. Ve Zülkarneyn setinin gerçekten bir set olduğunu, dağı kapattığını, bir şey olduğunu anlatanlar var. Biliyorsunuz zaten. Herkes biliyor. Çok açıklamama gerek Bu set esasında bizi Biraz önce Hakan'ın da söylemiş olduğu gibi yüksek yoğunluktaki varlıkların titreşiminden ve bize etkilemelerinden korumak için bizim etrafımızda, zihnimizde bulunan bir enerjisel settir. Ve bu açıldığında biz o varlıkları göreceğiz. Yoksa yani dünya üzerinde bulunan bir taştan yapılmış bir set, dağın kapısı kapatıldı diye değil. Daha bir uzay olarak düşünebilirsiniz. Yani bir sonsuz bir şey, büyük bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ve oradan gelecek olan o negatif titreşimlerden kaçmamız için de bir set yapıldı. Ve bu sette aşmanın da işte Babil'deki inanç lara göre eee olayı da aşıldı ve aşıldığı zaman da o varlıklarla nasıl iletişime geçip de o sette aşma durumundan bahsediliyor. Bu set için ayrıca matris de deniyor. O bambaşka bir konu. Onu anlatırız daha sonraki zamanlarda. Günümüzdeki yani bugünkü konumuz değil. Şimdi biraz notlar aldım. Dünya üzerindeki Enki ve Enlil. Nereye baksak Enki ve Enlil'in savaşını görmekteyiz. Ve dünya üzerinde yaşanan tüm kötülüğün nedeni de Enki'dir. Ve Hakan'ın da dediği gibi Enki normalde bizim kendi yaşamış olduğumuz üç boyutlu dünya yol ...yoğunluk seviyesinden çok daha yüksek yoğunluk seviyesine bağlı... ...dev diye adlandırabileceğimiz... ...Sümer tabletlerinde, günümüze ulaşan tabletlerde... ...o devasa taşların üzerindeki hiyoriflerle... ...o kelimeyi söyleyemem... E, ...görüyoruz ki yani bir aslanın koltuğunun altına almış duruyor. Aslan yani o biz kediyi aldığımız gibi aslanı tutmuş. Veya işte piramitleri taşıyan adamların boylarını görün ...taşları tek başına kaldırıp götürdüğü gözüküyor. Yani bunlar normal boyutlu insanlar değildi ama... Anunnaki'lerin dev olması yani 4 metre 6 metre boylarında olan varlıklar olarak tasvir edilmesi şu olayı da çok karıştırıyor. Ne filmler, Anunnaki'ler ve dünya üzerinde bulunan dev iskeletler var biliyorsunuz. Bir çok devlerle ilgili şey anlatıyor. Bu dünya üzerinde gerçekten insandan daha büyük, insansı ve bizimle aynı yapıya bağlı bir şekilde devasa büyüklükteki insanlar dünya üzerinde yaşamıştı. İnsanlar diyorum ben onlara sizler daha başka isim de verebilirsiniz. Çünkü bunlardan bir tanesi Anunakilerdi. Dev olarak nitelendirilen. İkincisi düşen melekler. Ne filmler? Dev olarak nitelendirilmektedir. Onlar daha sonra insan e, bedenine enkarne olmuşlardır ama normal insan bedeni değildir tabii. Üçüncüsü de biraz önceki konuda öyle açılışta konuştuğumuz konuda sakin sakin anlatmaya başladığımız yerde dünya üzerinde insanoğlu cennet cehennem denilen yerden kovulup geldiğinde bulunan varlıklardan bahsedildiğinde karşımıza Lemurya diye bir kıta çıkmaktadır. Ve bu Lemurya kıtası içinde ne derler biliyor musunuz? Öyle bir kıta yok efendim. Lemurya kıtası. Lemurya Mu'nun bir kıtasıdır. Yani hayır efendim. Lemurya kıtası çok daha eski bir kıtadır. Ama bu kıtadan daha eski bir kıta daha vardır. Ve bu kıta nerededir biliyor musunuz? Yani Atlantis'in hadi biliyorsunuz e, Güney e, Amerika'nın orada e, e, Muğ'nun işte Papua Yeni Gine taraflarında, Yeni Zelanda taraflarında olduğu söyleniyor. Lemur ya da Muğ'ya yakındır ama bir kıta daha vardır. Hayber Boraya kıtasıdır. Ve bu Hayber Boraya kıtası İskandinav topraklarında o tarafta yukarıdadır, soğuk yerdedir. Ve İskandinav mitolojilerine baktığımızda hep devlerden bahsedilir. Hep devlerle karşılaşırız. İskandinav mitolojisindeki görmüş olduğunuz bütün Thor olsun, Odin olsun, aklınıza gelen Loki olsun hep de dev olarak nitelendirilmiş ve anlatmış var, varlık, anlatılan varlıklardır. Hatta onların mitolojisine baktığımızda onların mitolojisine göre biz nasıl iyi insan olur, sevap işler, insanlara iyi davranırsak ya işte gerektiği kadar da dini vecibelerimizi yerine getirecek cennete gideceksek o kişilerin de cennete gitme durumları savaş alanında ölmektir ve vallaha denilen vallaha denilen bir yere gitmektir. <laughs> bütün amaçları odur. Ve hasta da olsa, ölüm döşeğinde de olsa o kalkanını, kılıcını alıp gider orada bir tane ok giyip yere yapışmak zorundadır. Çünkü büyük verilecek olan Ragnarok Savaşı için o e, denilen şeyde e, alanda, salonda beklemek zorundadır. Ve bu salonu şöyle tasvir etmişlerdir. Yan yana bin tane savaşçı omuz omuza bir kapıdan girebiliyor. Kapılara değmiyor. Öyle büyük bir yer olarak adlandırılmıştır. Yani esasında onlar cenneti odur. Onlar cennet olarak. Yani kısacası yani bir toplam a'ya kalkarsak dünya üzerinde ilk Adem, Havva'dan başladığımız günden itibaren, günümüze kadar tüm mitler, mitolojiler, Medusa, lahitler, bulunan bütün premitler, Sümer tabletleri, Mayaların oradaki yazıtlar, Aztekler, aklınıza gelebilecek her yerdeki antik yapılara baktığımızda hepsi ama hepsi tek bir yerden çıkmaktadır. Ve hiçbirinin esasında birbirinden ayrı varlıklar olduğu diye bir şey yoktur. Enki, Enli ve Anunaki'nin soylarıdır. Mesela mitolojide Enli ne olarak bilinir? Biraz önce Hakan söyledi. Mitolojide Enlil Sümerlere göre arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Şimdi Enlil ismi kendi Nibiru gezegenindeki isimdir onun. Enlil diyebilir. Esasında en şey Enlil diyebilir ama Sümerlere geçtiğinde dünyaya iniş yaptığında Sümerlerde Enlil bizim karşımıza esasında Asur diye çıkar. Asur diye. Mısır antik Mısır'a baktığımızda Osiris olur. Greklere yani şeylere Yunan'a gittiğimizde ne oluyor? Zeus oluyor. Roma İmparatorluğu'nun mitolojisine baktığımızda Jüpiter olarak karşımıza çıkmıştır. Hintlere gittiğimizde Int olarak çıkıyor. Ee, bunun yanı sırasında Mayalara gittiğimizde Tlaloc denen bir varlık olarak çıkıyor. İnkalara gittiğimizde e, miydi neydi öyle bir ismi vardı. Çok değişik bir isim olarak karşımıza çıkıyor. E, Thor olarak İskandinavya'da karşımıza çıkıyor. Slavlar'da e, Dazbog diye çıkar. Yani Celtic'de Dağda diye isimle çıkıyor. Yani bütün mitolojilerde ama ne hikmetse Enlil ve Enki bu kadar dünya mitolojisinin içerisine girdiği halde Türk mitolojisinin içerisinde yer almıyor. Yani bir ismini ben bulamadım. Bayülgen. Bayülgen olarak mı geçiyor? Bayülgen. Evet. Bak ben bilmiyordum. Bayülgen. Erlikan'da olarak... Enki'ye denk geliyor. Erlik Hanı biliyorum, Enlil'i bilmiyordum, Bayülgen olduğunu bilmiyordum. Bak çok teşekkür ederim. Bayülgen. Anu da Kayrahan olarak geçiyor. Anu'nu da biliyordum, bir Enlil'i bilmiyordum. Enlil'in Bayülgen olduğunu, onu bir türlü anlamadım. Enki'ye baktığımızda ise Sümerlerde çıkıyor, adı e e. İşte o dünyaya ilk adım e Ea olarak geldi ve ondan sonra da zaten yeni isimler aldı. Ea olarak dünyaya geldiğinde, Hakan'ın da dediği gibi bu varlık kötü bir varlık değildi, İyi bir varlık olarak dünyaya geldi. Her şeye baktığımızda tek tek sayayım isterseniz yani. Mısırlarda Enki en ki bizim karşımıza set olarak çıkar. Yunan mitolojisinde Poseidon olarak çıkar. İskandinavlara baktığımızda Ogon olarak çıkıyor. Yani bu tarzda isimleri değişiklik vardır. Çünkü yüksek boyut varlıkları olduğu için çok uzun yaşam süreleri vardır. Ve devamlı olarak dünyadaki mitolojilere girmiştir. Mitolojilere baktığımızda da dinlerle bir bilgi olarak yani eş değerde olabiliyor. Şimdi Hakan Bey de anlatıyor. Yani Hakan Yedican da anlatıyor. Ben Bey diyorum, Hakan diyorum, karıştırıyorum ama yani onu da şeyine... <laughs> Hakan da yeterli teşekkür ederim. Ee, şeyinden dolayı yani samimiyetimizden dolayı öyle söylüyorum. Baktığımızda kesinlikle size de söylüyorlardır, bana da söylüyorlardır. Bu çok net. Bu konuları araştıranları hep dinden uzak tutuyorlar. Esasında bu konu dinle birebir iç içe. İç içe. Aynen. O kadar iç içe ki ve derler ki Tevrat dünya üzerindeki Tevrat 14 Anunaki tabletlerinden alınmış ve ona göre uyarlanmıştır. Esasında 14 tane yalan olan Anunaki tableti Tevrat'tan alıp uyarlanıp bize anlatıyor. Kesinlikle öyle. Ve Duydunuz mu bilmiyorum ama Ruslar bir deney yaptı. Zekeriya Sitchin'in ruhunu çağırdılar, konuşturttular. Geçenler <laughs> <laughs> canlısı yetmedi. Ruhunu da çağırdılar. Gene saçma sapan bilgiler çıkmış ortaya. <laughs> Her neyse bu kadar mitolojiyle iç içe girmiş olan bu Enki ve Enlil denilen varlık Türkiye'de de bakın Medusa'ya çok iyi değindi Hakan Bey. Medusa Şahbaran o hani var ya bildiğiniz o da mitolojik bir varlıktır. Büyük ihtimalle de Medusa'nın kim olduğu konusunda bakacak olursam karşıma benim kendi düşünceme göre inanla çıkıyor diye düşünüyorum. İnanla da çok büyük bir karakterdir. Çok e, İnsanlarla ilgili çok şeyler yapmışlardır. Din üzerinde çok etkisi vardır anlamında. Her neyse. Bu varlıklar dünyayı bir şekilde geldiler. Düştüler mi geldiler? Yani e, yoğunluk olarak düştüler mi? Çok güzel bir örnek verdi Demir Hakan. Gülmemek için kelimiz ortada. Ayakları takılıp düşmedi. Evet titreşimsel olarak düştü bu varlıklar. Herkes düştü deyince tepeden pat diye kabamıza indi zannediyor. Titreşimsel olarak bizim yoğunluk seviyemize düştüler ve bizimle birlikte yaşamaya başladılar. Bakın net, çok net bu enki denilen varlık bir şekilde düşüyor. Gracias. No. Düşmesinin tek nedeni bir şeylere baş kaldırıyor. Baş kaldırması da ne demek? Yani bunu kendi din kitaplarımızda bile var. Yani şeytanın kendisi Allah'a diyor ki ben baş kaldırıyorum diyor. Buraya getiriliyor ve bizim başımıza musallat ediliyor bir şekilde. Ve kendisi zaten en baş şeytan olarak karşımıza çıkıyor. İlk dünyaya geldiğinde insanlara iyi davranması, insanlarla bir şekilde anlaşması da kendi tarafına çekmesi için insanların DNA yapılarıyla oynayıp bizi bozmasından ki kaynaklanıp arkasında kü seviyesinin yüksekliğinden dolayı o bir aldatmacısı onun. Sonra zaten AI'yı bırakıp da enki olarak karşımıza çıktığında gerçek yüzünü gösteriyor ve dünyadaki hani bana çok soruluyor bu soru bunu her zaman için cevaplayacağım Dünyadaki işte siyahi ırkın, çekik gözlüğünün nereden geldiği, niye böyle bir şey olduğu hepsinin mesela çekik gözlüler, siriuslular, bilmem neler, e, aldebaranlılar ya da ne bileyim ben uzun boylular, şöyle saçları bilmem ne olan böyle hangi dünya dışı varlığa dayanıyor. Değil. DNA'larla oynaya oynaya bozmuş. Yani bir şekilde biz bir bozulan bir telefonumuzu yapmaya çalışsak ne yaparız? Par parça arttırırız değil mi? Parça arttırdığımız zaman da çalışıyor deriz. Adam parçayı arttırmış. Adam dediğim yani enki iblis parçayı arttırmış, bozmuş. Beni böyle yapmış, Hakan'ı öyle yapmış yapmış, birini siyahı yapmış, birini çekik gözlü yapmış. Yani DNA yapısıyla genlerle oynamış ve bundan sonra da insanların başına bela olmuş. Ama bu belada gitmiyor, bir şekilde gitmiyor. Şimdi ne anlatacak? Ha, şey, en enki bunların yaş süreleri çok uzun süreler ve Nibiru denilen gezegenden geldiği söyleniyor da onunla ilgili çok da şey var. Nibiru gezegeninin bir şekilde gezegen olmadığından bahsediliyor son günlerde. Ve bu Nibiru gezegeninin bir şekilde uzay gemisi olduğundan bahsediliyor. Çok bambaşka bir tarafa gidiyor işin. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Her ne kadar dünyadaki araştırmacılar, bilim insanları bu konuda bazı konularda anlatmış olduklarına baktığımızda hani dinozor yaşamları zamanında 65 milyon yıl öncesinde bahsedilen göktaşı meteorun dünyaya çarpmasıyla dinozorun yok olduğundan falan bahsediliyor. Bunda da saklanan bir durum var. Zannedersem Ramayana ve Marabata destanında bahseden nükleer savaştan dolayı dünyadaki bütün canlılığın öldüğü de ortaya çıkıyor. Bu da bir işte soyun gitmesi. Yani diyecekler ki 65 milyon önce dinozorlarla beraber insanların yaşadığına dair hiçbir bilgi yok ortada günümüze ulaşan var efendim. İka taşları var. Dinozorların üzerinde dinozor Dinozorları kullanan insanlar Aynen. yani ata biner gibi dinozora binmiş adam. Onların taşları var, binlerce. Tabii binar da var tabii. Her neyse dünyada uzaylı varlığı 150 dedi Hakan Bey, e, Hakan. Ama 150 tane bilinen var. Bizle iletişime evet. geçmeye çalışan bu 150 ile sınırlı kalmayacak. Çok daha fazlası var. Bugünlerde trok yalılar diye bir şey çıktı. Çok konuşuluyor hakkında trok yalılar neyse ben de bilmiyorum bu varlıklar da devamlı olarak bizle enerjisel olarak iletişime geçmek isteyen varlıklar. Ama işte o Zülkarneyn seti denilen bizim bütün etrafımızı ve yüksek titreşim seviyesindeki varlıklardan bir türlü bir şekilde manipüle olmamız için kapatıldık. Ama Enki dünyada kaldı. Enki gidemedi. Enki ile Marduk dünyada kaldı. Ve dünyadaki bütün sorunların, bakın buna sevapkar, günahkar dersiniz. iyi insan, kötü insan dersiniz. Negatif, pozitif dersiniz. Mutlu, huzurlu, karamsar dersiniz. Bu ayrımı yapan Enki ve oğlu Marduk'tur. Marduk'ta arkadaşlar yani herkese e, e, söyleyip dünya üzerinde yaşayan Enki'nin oğlu olarak hayatına devam ettiği hala söylenmekte. Enki belki yaşamıyordu onu bilemem. Onunla ilgili bir şey değil. Marduk'ta Enki'nin oğlu Marduk hala dünyada yaşıyor deniyor. Hatta geçen son yayında da ben bundan bahsettim. Yani kendi canlı yayınımda buradan da bir hatırlatmak isterim. Duyan duymayan olduğu için. Belki de Hakan Bey biliyordur. Büyük İskender için e, Zeus'un torunu deniyor ve Zeus'un torunu olarak Büyük İskender bütün dünya üzerinde Mardu aradığından, Mardu'nun da bu yüzden yer altına kaçtığından ve yer altında repteleyen melezlerini ortaya çıkarttığında onların üzerinde DNA olarak oynadıklarından bahsediliyor. Yani açıkçası bu varlıklar uzaylı dersiniz, dünya dışı varlık dersiniz, ne bileyim ben değişik yaşam formları dersiniz. Al şeyi de değinmek istiyorum. Hakan Bey ilk daha başlarken konuşmasına söyledi. Pullu olarak, kuyruklu, kanatlı olarak repteleyenler. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle yani şey olmasın diye söylüyorum Hakan Bey'in dediği de, dediği doğrultuda ciddiye alınması gereken bizim tüm hayatımızı engelleyen bizim tüm yaşayışımıza e, müdahale eden varlıklardır. Öyle komedisi yapılacak, konuşulacak, anlatılacak ve dalga geçilecek varlıklar değildir.